Evet arkadaşlar, bakın nasıl kabarmaya başladılar. Evet arkadaşlar, soğanlı etim kebapçı tarifiyle fırından çıktı. Üzerinde lavaşı şahane oldu. Biraz sonra kesip tadına bakacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu güzel tarifi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar. Serven'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yahni yapıyorum. Yani şöyle arpacık soğanım var 250 gram. 600 gram dana kuşbaşı etim var. Arpacık soğanlarımı şu şekilde temizleyeceğim hepsini. Kuşbaşı etimi de kasabım biraz iri doğramış. Şimdi ben bunu küçülteceğim şu şekilde. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Etin büyüklüğüyle bakın soğan aynı şekilde olması gerekiyor. Kuşbaşı dedim ama bayağı büyük yapmış. Tek tek şimdi ben bu etlerimi küçülteceğim. Daha sonra bir tane de soğan göstereyim. Şöyle soğanlarımı da bu şekilde temizleyeceğim. Vermiş olduğum tarif bir ana yemek tarifidir. Bunu şimdi soğanlı yahni yapıyorum fakat tencerede olunca böyle şık olmuyor. Şimdi toprak kaplara koyacağım etim pişince. Üzerine de hamur yoğuruyorum. Yaz önce bir püf noktasını söylemek istiyorum. Size sağlık için çok önemli arkadaşlar. Lütfen toprak kaplarınızı jilasız alın. Ben evdeki bütün jilalı toprak kaplarımı attım. Şimdi hepsini de yeniliyorum. Bakın jilasız olacak. Sağlık için. Jilasında kimyasal var. Yemeğimi toprak kaplarda pişireceğim. Önce etimi pişireceğim. Soğanla karamelize yapacağım. Daha sonra toprak kaplarımı koyup üzerine hamurla kapatacağım. Çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı. Siz dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Daha sonra küçültmüş olduğum 600 gram kuşbaşı etimi yağın içerisine bırakıyorum. Ve çok hafif sote yapacağım. Daha sonra üzerine su ilave edeceğim. Etin lezzeti çıksın biraz, yağa geçsin. Arkadaşlar etimizi böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bakın rengi hafif dönmeye başladı. Bir 5 dakika yağda kavuruyoruz. Bu yağını içine çeksin, sonra su ilave edeceğim. Daha olmadı. Bir 5 dakika kavrulacak. Arkadaşlar 5 dakika bu şekilde bakın kavurdum. Şimdi et kendi suyunu da saldı. Fakat bu dana eti olduğu için pamuk gibi olması için, pişmesi için ben bir bardakta kaynar su ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Tam 1 saat arkadaşlar. En az 1 saat bu dana etlerinin yumuşayıp da pişme süresi. 1 adet yumurtam var. Hamurunu hazırlamak için. 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle 3-4 yemek kaşığı su ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpıyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Un aldığı kadar bu üzerine kapak yapacağım. Kebapçılarda hani yapıyorlar, fırından geliyor, üzeri susam çörek kokulu. Böyle bir hamur hazırlıyorum. Bir de ekmek yerine bununla yerseniz çok güzel oluyor. Önce şöyle yapıyorum. Elimi içerisine sokmadan önce yoğunlaşıncaya kadar hamur kabımı içerisine koydum. Bu şekilde karıştırıyorum, toparlıyorum. Hamurum bu şekilde arkadaşlar. Dinlenmesi için hava almasını engelliyorum. Kapak kapatıyorum. Arkadaşlar etimden bir tane yedim. Çok güzel pişmiş. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum.
Dan eti olduğu için bir saatte pişti. Kuzu eti olsa kolay olur. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon koyuyorum. İçerisine kırmızı bir şey koymuyorum. Bu soğan yahnisi olduğu için et ve soğan tek renk olacak. İçinde kırmızı biber veya salça, domates sosu olmaz. Şimdi arkada pişerken, baharatlarını çekerken bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Siz dilediğiniz sıvı yağı ilave edebilirsiniz. Şu şekilde ara ara karıştırarak soğanlarımın karamelize olmasını bekliyorum. Soğanlarımızın her yeri kızarana kadar bekleyeceğiz. Bakın hamurum çok güzel dinlendi. Dörde bölüyorum. Kapak olacak. Bezelerimiz hazır. Şu şekilde bezeler hazırlıyorum. Bakın arkadaşlar, soğanlarımız çok güzel karamelize oldu. Şimdi soğanlarımızı tencereme, pişmekte olan tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ve tenceremi küçük ocağa alıyorum. Soğanla birlikte bir 5 dakika pişsinler. Toprak kaplarıma koyup üzerine, çok nefis oldu arkadaşlar. Kokuyu duymanızı isterdim. O kadar güzel oldu. Şimdi etle birlikte bir lezzet birbirine karışsın. Bir 5 dakika kaplarıma yerleştireceğim. Arkadaşlar, bezelerimizi şu şekilde merdane ile açıyoruz. Bu etimizi ekmek niyetine yiyeceğiz. Vermiş olduğumuz ölçüyü biz 3 kişiyiz. Siz dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Şu şekilde büyüttüm bir tanesini. Evet arkadaşlar, et çok güzel pamuk gibi pişti. Biraz da fazla pişti. Şu şekilde kaplarıma yerleştiriyorum. Siz miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz ev halkına göre. Arkadaşlar, hamurun kolay yapışması için şöyle su yapıyoruz. Bu yumurta akı da olur. Bakın, güvecimiz hazır. Kapağını kapatıyoruz ve yapıştırıyoruz güzelce. Birincisi hazır. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Bir yumurtayı beyazı ile birlikte çırptım. Sarısı değil de beyazı ile birlikte. Çünkü sarısı olunca çok çabuk kızarıyor, yanma yapıyor. Bu şekilde hepsini yumurtayla üzerine biraz çörek otu. Dilerseniz susam da çok yakışıyor. Bir tanesini sadece susam ekiyorum arkadaşlar. Börek otu. Şimdi 180 derecede fırına gidiyor arkadaşlar pişmek için. Evet arkadaşlar, bakın nasıl kabarmaya başladılar. Evet arkadaşlar, soğanlı etim kebapçı tarifiyle fırından çıktı. Üzerinde lavaşı şahane oldu. Biraz sonra kesip tadına bakacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu güzel tarifi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Kebapçı tarifini sizlere sundum. Şöyle bakın. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Gerçi elle de koparsanız olur bunu ama. Bakın şimdi. Of of of. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu soğanlı etimi, yahnimi.
Şahane bir görüntü. Evet arkadaşlar, şöyle lavaşım bir parça koparıyorum sizin için. Bakın çatal batıyor. Etimiz ne kadar dana eti olmasına rağmen lokum gibi pişmiş. Şöyle bakın. Karamelize soğanımı alıyorum. Sizin için yiyorum. İsterseniz şöyle arasına da koyabilirsiniz. Muhteşem. Muhteşem, bu güzel lezzeti mutlaka deneyin arkadaşlar.